otonom uçuşu verdik. Drone bir anda yükselmeye başladı. Ama bizim hani normalde 1 metre kalk in demiştik biz. Drone çıkmaya başlıyor. 20 metre oldu, 25 metre oldu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tabii o zaman elinizde kumanda var. Daha yeni uçmaya başlıyorsunuz. Tir titriyorsunuz. Bunun bir arm düğmesi var. Arm'ı kestiğiniz zaman tüm elektrik gidiyor drone'dan. Ve tekrardan açamıyorsunuz. Tabii o heyecanla o switch'i indirdik aşağı. Kulübümüzün ismi Kadıköy İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı, kısaltmasıyla KIT. Biz KIT kulübü altındaki KIT alacı olan takımıyız. Düzenli olarak TÜBİTAK Liseler Arası İnsan Savaşları Yarışması'na katılıyoruz. 2020 yılında TÜBİTAK Liseler Arası İnsan Savaşları Yarışması'na katıldık. Fakat bu bizim için oldukça acı verici bir yarışmaydı. Çünkü tekrardan İHA yapıyorduk ve oldukça zordu bizim için. Çok fazla düştük, çok fazla sıkıntı çektik ve bunların hepsi bize bir tecrübe olarak döndü. Daha sonrasında 2021 yılında tekrardan TÜBİTAK Liseler Arası İnsan Savaşları Yarışması'na katıldık ve bunda da Türkiye birincisi olduk. Bizim kulüp içerisindeki temel hedefimiz lisede birçok öğrenci sadece derslerle haşır neşir oluyor. Bu kulübün temel amacı bu derslerin dışında hem sosyal olarak hem de birçok kişinin hayalleri var. Mühendis olmak, doktor olmak gibi birçok hayali var. Biz bu kulüp içerisinde ileride mühendis olmak isteyenler bir noktada bunun provasını yapıyor diyebiliriz. Burada temel elektronik öğreniyoruz, temel yazılımı öğreniyoruz, bu proje ortaya koyuyoruz. Bu aslında bizim kendi açımızdan da çok motive olmamızı sağlıyor hayat açısında. Çünkü hepimizin ilerideki hayalleri ve hedefleri genelde mühendis olmak, başarılı bir mühendis olmak. Bizim bir yazılımımız var. Daha doğrusu bu açık kaynak kodlu bir yazılım. Biz bunu alıyoruz. Sonrasında geliştirebildiğimiz kadar geliştiriyoruz. Bu herkesin erişebildiği bir kaynak. Bunu en optimum şekilde ayarlayan, en birbiriyle uyumlu şekilde ayarlarını yapabilen en iyi sonucu alıyor. Biz de en iyi sonucu aldık ve birinci olduk. Biz şampiyon olduğumuzda çok duygu dolu bir an yaşadık. Çünkü yarışma gününde, son gününde biz 3 gece uyumamıştık. Çok gerçekten zor bir dönemdi. O sabah çok büyük zorluklar yaşadık. Bizim uçuş kontrol kartımız yanmadı ama yandı diyebileceğim kadar çok kötü bir durumdaydı. Gece saat 2 falan oldu, sabah 8'de falan uçmamız gerekiyor. Hani daha saatler var yarışmaya ve son gün. Daha ilerisi yok yani. Uçtuk uçamadık, eve dönüyoruz. Bizim eskiden kalan bir uçuş kontrol kartımız vardı. 2018'den kalan. Bu olmaz dedik yani, hani uçmaz, bununla da uçmaz. Hani taksak da uçmaz, zaten bozuk kart. Uçmamız imkansız artık, hani eve dönelim falan demeye başladık. Sonra bir şekilde bir motivasyon elde ettik. Dedik yüzdük kuyruğuna geldik, biraz daha uğraşalım. Biz o kartı taktık, parçaları monte ettik, yazılımını da yaptık. Her şey yolunda gitti. Ufak tefek sorunlar vardı ama uçabiliyorduk. Motivasyon bizim için çok önemli çünkü çıkan her sorunda sorunu çözemeyecekmişsin gibi hissediyorsun. Çünkü ya kaynak çok sınırlı, her şey İngilizce, zaten Türkçe kaynak yok. İngilizcen yoksa direkt bırak bu işi. Araştırma dönemi çok sıkıntı oluyor. Giriyorsun internete, sorunu yazıyorsun, çözüm yok. Sorun yok, sorunu yaşayan yok başka, senden başka mesela. Hani böyle sorunları da yaşadık. Bakıyoruz internete, aynı sorunu yaşayan ikinci bir insan yok yani, biz bulamıyoruz. Sonra kurcalaya saatlerce işte aynı şeyleri tekrar deneye deneye mecburen yapmak zorunda kalıyorsun. O yüzden motivasyon çok önemli. Motivasyonu da nasıl elde ediyoruz? Geleceği düşünerek elde ediyoruz. Yaptığımız işler ucuz işler değil. Yani çok pahalı da değil ama bir miktar para gerekiyor. Ve bunu bulmak için de öncelikle TÜBİTAK ve Teknofest bize kendi bünyesinde yeterli diyebileceğimiz miktarda para ve destek sağlıyor. Ancak daha iyi olmak için daha fazlasına her zaman ihtiyaç var. Ve bunun için de kendi çevremizden, okulumuzun imkanlarıyla, bulabildiğimiz bağlantılarla, etrafımızdaki networklerle sponsorluk arayışı içinde oluyoruz. Bazı şirketler ve onlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda da belli miktarlarda sponsorluklar sağlamış oluyoruz takımımıza.
çok fazla beklenen bir şey değildi açıkçası. Böyle bir Türkiye birinciliği. Daha önce farklı yarışmalara katıldık. Estonya'da yarıştık, yurt dışına gittik. Türkiye'de başka bir yarışmada, çizgi izleyen yarışmasında Türkiye birinciliği olmuştu ama Teknofest çok büyük bir yarışma. Gerçekten Türkiye genelinde ve önemli bir yarışma. Ve Teknofest'te birincilik açıkçası çok istediğimiz ama bizim de tam olarak böyle net bir şekilde görebildiğimiz bir şey değildi. İlk önce bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Sonrasında çevremizdeki tepkiler çok olumluydu aslında. Özellikle İmam Hatip öğrencileri olarak kulumuzun destekleriyle birlikte böyle bir başarıya ulaşmış olmak çok olumlu tepkiler. Herkes çok fazla desteğini gösterdi, tebrik etti. Drone'u yapım sürecinde sürekli denemeniz gerekiyor. İşte motoru bağlıyorsunuz, ESC'leri bağlıyorsunuz, sonra çıkıp denemen gerekiyor. Ayarları var, kalibrasyon diyebilirim. Bu kalibre ayarları için sürekli uçurmanız gerekiyor ve çok geniş bir alanımız yok. Kulun bahçesinde. Kısıtlı bir alanda uçuyoruz. Ve aksilikler, ne iş yapıyorsanız yapın başınıza gelebilecek şeyler. Ki bizim başımıza da çok fazla geldi. Biraz yüksek binaların bulunduğu bir çevredeyiz. Ve drone uçarken havada yaklaşık 20 metre irtifadayken rüzgara kapıldı bir anda. Ve drone'umuzda da kaybolduğunda drone uzaklaştığında veya kontrolü kaybettiğimizde olduğu yere geri dönmesi gereken komutu sağlayacak GPS sistemimiz takılı değildi. Daha yani yapım aşamasındaydık ve eksikleri vardı drone'un. Bu şekilde kontrolü kaybedince aslında drone uçuranlar biraz bilir. Yapabileceğiniz çok bir şey yok. Drone'un önü arkası karışır. O andaki o stres, aha drone gitti duygusu gerçekten yalnızca ve yalnızca yaşayarak, tecrübe edilerek bilinebilecek bir şey. Ve biz onu yaşadık. Bilgisayarda yük bırakma mekanizması var. Drone'umuzda şöyle göstereyim. Burada açılıyor, suyumuzu bırakıyoruz. Su şişemiz var 330 millik. Görevimiz de bir yere bırakmamız lazım. Bunun tasarımını yaptım. Bilgisayarda 3D CAD programlarıyla, SolidWorks ile yaptım. Bizim burada bir tane 3D yazıcımız var. Onunla da bastık. Küçüklükten beri hava araçlarına karşı özel ilgilerim vardı. Bizim de bu drone çalışmalarını görünce okuldaki katılmak istedim. Okulda bir afiş gördüm. Oradan formu doldurdum. Bize eğitim verdiler. Ben tasarım konusunda eğitim aldım. Eğitimden sonra seçmeler yaptılar. Tasarımdan 3 kişi aldılar. Ben de onlardan biriydim. Şampiyon olduğumuzda çok heyecanlandım ve duygulandım. Çok mutluydum o anda. Hayatımdaki en mutlu anlarımdan biriydi. Ağlamadım ama çok stresliydim. O anda çok stresliydim. Bir anda stresin yanında mutluluk gelince çok karman çorman bir şeyler oldu. Biz boş bir alana gittik. Otonom uçuşumuzu yapacağız. Kumandayı aldık elimize. İçerisinden bilgisayardan koordinatları yükledik. Tabii otonom uçuşu verdik. Drone bir anda yükselmeye başladı ama bizim hani normalde 1 metre kalk in demiştik biz. Drone çıkmaya başlıyor. 20 metre oldu, 25 metre oldu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tabii o zaman elinizde kumanda var. Daha yeni uçmaya başlıyorsunuz. Titriyorsunuz. Bunun bir arm düğmesi var. Arm'ı kestiğiniz zaman tüm elektrik gidiyor drone'dan. Ve tekrardan açamıyorsunuz. Tabii o heyecanla o sivici indirdik aşağı. Böyle gözlerimde hala dün gibi hatırlıyorum. O 30 metreden drone böyle yavaş yavaş sonra hızlanıyor. Pat diye düştü. Paramparça drone oldu. Asıl eğlence drone'un düşmesinde. Çünkü o adrenalini yaşamak istiyorsunuz ve drone uçtuğu zaman asıl o zaman zevkli oluyor. Piyasada aldığımız drone'ları uçurmakla bu drone'u uçurmak arasında çok büyük fark oluyor. Çünkü bunu siz kendi emeğinizle yapıyorsunuz. Kendinizi düşürüyorsunuz, tekrardan yapıyorsunuz. O bizim açımızdan çok heyecanlı olur bir şey. Bize destek veren birçok kişi var. En başta ailemiz ve okuldaki öğretmenler. Her düştüğünüz zaman hadi yaparsınız, bir daha yapacaksınız. Sadece aile ve okul çevremiz değil. Bu bakkaldan bant almaya gittiğimiz amca bile bize destek veriyor. İşte ne yapacaksınız? O elinizdekine drone yapacağız. Ne yapıyorsunuz? Teknofest'e kadar hadi yavrum yaparsınız. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz gibi bize motive eden konuşmalar çok fazla oluyor çevremizde. Ve açıkçası bunlar bize çok mutluluk veriyor. Biz mühendisliği bir kitap olarak düşünürsek bu yaptığımız işler aslında mühendislik kitabının M'si kadar bir noktada basit şeyler. Bunun ilerisinde yani şu an askeriyede olan bir teknolojiyi yapmıyoruz biz burada. Bize bunun asıl kazandırdığı şey biz bu işe başlıyoruz. Her zaman başlamak en zor şeydir. Çünkü siz 5 yaşında başlarsanız 20 yaşında daha ileriye gidersiniz. Ama 20 yaşında başlarsanız 30 yaşında geldiğiniz zaman 20 yaşındaki adamdan daha geride kalırsınız. Ya bizim temel olarak burada yaptığımız şey bu. Biz küçük yaşlarda bu işe başlayarak kendimizi geliştirmeye başlıyoruz. Temel şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Motorunu yurt dışından alıyorken 20 yıl sonra biz bunun motorunu kendimiz yapabileceğiz. Çünkü biz bu işe çok küçük yaşlarda başladık. Bu keza tüm parçalar için böyle ve ilerideki yapacaklarımız da bugün yaptıklarımızla olacak.
otonom uçuşu verdik. Drone bir anda yükselmeye başladı ama bizim hani normalde 1 metre kalk in demiştik biz. Drone çıkmaya başlıyor. 20 metre oldu, 25 metre oldu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tabii o zaman elinizde kumanda var. Daha yeni uçmaya başlıyorsunuz. Tir titriyorsunuz. Bunun bir arm düğmesi var. Arm'ı kestiğiniz zaman tüm elektrik gidiyor drone'dan. Ve tekrardan açamıyorsunuz. Tabii o heyecanla o sivilceyi indirdik aşağı.